Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere ister kahvaltılarınız ister 5 çaylarınız için hazırlayabileceğiniz nefis bir lezzetle geldim bir defa denedikten sonra sürekli yapmak isteyeceğiniz bu tarifimde kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimizin yapımına geçelim ben tarifimi bir adet büyük boy patatesten hazırladım. Bu 4 kişilik bir aile için yeterli oluyor. Siz kişi sayısına göre miktarını artırabilirsiniz. Patatesin kabuklarını soyduktan sonra ince ince dilimliyoruz. Ardından küçük parçalar halinde doğramaya devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Eğer benim gibi sizler de pizza lezzetiyle patatesin buluştuğu tatları seviyorsanız bu tarife bayılacaksınız. Özellikle hafta sonu kahvaltılarında patatesle sucuğu çok fazla bir araya getirerek tarif hazırlarım. Ama bu yaptığım özellikle yaptıklarım arasında en fazla beğendiklerimizden biri. Küçük büyük herkes lezzetini çok beğeniyor. Patateslerimizin tamamını doğradıktan sonra uygun bir tavaya 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağını alarak kızdırıyoruz. Ben tarifimi 26 santim çapındaki tavada hazırladım. Yağımız kızdıktan sonra patatesleri tavaya alıyoruz. Ara ara karıştırarak orta ateşte patateslerimizi kızartıyoruz. Diğer tarafta yumurtamızı hazırlayalım. 1 adet büyük boy patates için 2 adet yumurta tam yeterli geliyor. Yumurtanın içerisine 1 silme çay kaşığı tuzu ve dilediğiniz miktarda karabiberi ve pul biberi ekleyerek güzelce karıştırıyoruz. Dilerseniz baharat eklemeyi de bilirsiniz. Ben yakıştırdığım için eklemeyi tercih ediyorum. Yumurtaları güzelce çırptıktan sonra bir kenara kaldırıyoruz. Patateslerimizin kızarmasını bekliyoruz. Patateslerin kızarmasına yakın bir tutam tuzu patateslerin üzerine ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim. Patateslerimiz istediğimiz şekilde kızardıktan sonra üzerine yarım çay bardağından biraz fazla sıcak suyu ilave edelim. Ben ilk aşamada yarım çay bardağı ilave etmiştim. Gözüme az gözüktüğü için az bir miktarda daha ekledim sonra. Böylelikle patateslerimiz biraz daha yumuşayacak ve daha kıvamlı olacak. Patateslerin üzerine yumurtayı ekleyerek patateslerin her yerine gelecek şekilde dağılması için tavayı şöyle bir sallıyoruz. Ardından üzerine kullanacağımız pizza malzemelerini ekleyebiliriz. Ben sucuk, biber ve domates eklemeyi tercih ettim. Siz zevkinize göre farklı malzemeler de ilave edebilirsiniz. Domates ve biberleri ince ince doğrayın ki rahat bir şekilde pişsinler. Bu aşamadan sonraki pişme süresi kısa olacağı için malzemeler diri kalabilir. Bunun için ince bir şekilde kıymanızı öneririm. Biberde kalan hafif dirilik benim çok hoşuma gidiyor. Eğer siz biberi çok daha fazla pişmiş seviyorsanız önceden soteleyerek ekleyebilirsiniz. Tavanın kapağını kapatarak 7-8 dakika bu şekilde pişiriyoruz. Artık kaşar peynirimizi de ilave edebiliriz. Rendelediğimiz kaşarları her yerine gelecek şekilde dağıtıyoruz. Pizzaya en çok yakışan baharat şüphesiz kekik. 1 tatlı kaşığı kadar kekiği de e tavanın her yerine gelecek şekilde ekliyoruz. 3-4 dakika kadar da bu şekilde piştikten sonra nefis lezzetimiz hazır. Görüntüsü kadar lezzeti de inanın çok iştah açıcı. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Eğer tarifimi denerseniz, duygu ve düşüncelerinizi videomun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz aşağıda abone ol butonuna tıklayarak bildirim ziline basmayı unutmayın. Böylelikle yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Sağlıkla ve afiyetle kalın, hoşça kalın.